Beta sürümünden herkese merhaba. Bu videomuzda size 10 scooter önerisiyle karşınızdayız. Listemizin ilk sırasında bir Japon üreticinin İspanya'da ürettiği X-Max 250 geliyor. Genelde alanlar yakıttan biraz şikayet eder. Evet. Fakat bagaj hacmi, konforu ve ülkemizde yıllardır yüksek satış rakamları yakalaması X-Max 250'yi listemize ilk sıradan soktu. Sıradaki diğer motorumuz ise SYM Fiddle 3. Aslında bunun SYM Fiddle 2'si de vardı ama SYM Fiddle 2'nin üretimi durdurulduğu için SYM Fiddle 3 olarak listeye aldık. Üretimi Fiddle 2'de Türkiye'de üretiliyordu ama Fiddle 3'te evet. Tam olarak nerede montajlanıyor? Bu konu hakkında bilgi edinemedik. SYM'nin yıllardır Türkiye'de oluşu, yedek parçanın ve bakım aletlerinin düşük oluşu listemize girmesine neden oldu. Diğer bir scooter'ımız da Kimco, ülkemizde Kayınço diye bilinen X-City 250. Kimco, Tayvanlı bir üretici. Ülkemizde orta alım gücünü alabileceği en kaliteli scooter'lar olarak bilinir Kimco'lar. X-City 250 de yüksek satış rakamları yakalayan scooter'lardan. Listemizdeki diğer motorlardan birisi ise Honda PCX 150. Bildiğiniz üzere Honda PCX 125 Türkiye'de montajlanıyordu. Ama 150'nin Türkiye'de montajlanmadığı konusu hakkında bir bilgi ulaşamadık maalesef. Evet. Neden bu listeye girdi? Kalitesi olsun, yakıt tasarrufu olsun, servis ve yedek parçasından dolayı bu listeye aldık. Üstelik PCX 150 konforuyla bilinen en düşük hacimli scooterlardan biri. Diğer bir scooterımız da Yamaha'nın Tristisi. Tristi bu yıl ülkemize 155 cc olarak geldi. Daha önce 125'i vardı. Önde iki tekere olan scooter aslında çok da alışılagelmiş bir tasarıma sahip değil. Daha farklı, daha canlı, daha metropol bir tasarıma sahip. Ön tarafta iki tekeri olan Avrupalılara göre daha çok satış adetlerini yakaladı. Bolca test motoru bulunabiliyor piyasada. Bir deneyip kararınızı ona göre vermenizi tavsiye ederiz. Listemize SYM Joymax 250'den devam ediyor. SYM Joymax 250 aslında X-Max 250 sahibi olamayıp Joymax 250 alanların tercih ettiği bir scooter. Bagaj hacmi geniş ve düşük yakıt tüketimi ön plana çıkan özelliklerden bir kesinlikle tanesi. Kesinlikle ağırlıklı olarak bu yüzden tercih ediyorlar. Yedek parça fiyatlarının biraz fiyatlıcı olması kullanıcıların canını sıksa da uzun ömürlü bir motosiklet olması ve kendini ispat etmiş olması SYM'nin listeye girmesine neden olan diğer etmenlerden biri. Kesinlikle. Japon üreticinin diğer bir scooter'ı da X-City 250. Yamaha'nın modeli. Evet. Tasarım olarak şehirli durduğu için çok tercih edildi. Evet. Ve lastikleri daha geniş. Kesinlikle. Daha şehre yönelik. Kesinlikle. Ve X-Max 250'ye göre daha konforlu bulunan motosiklet süspansiyonların yumuşak olmasından dolayı tercih ediliyor. Ve öndeki ayak koyulan yerin düz olması diğer bir tercih sebebi. Çünkü scooter kullananlar bilir. Bazen bol bol yük taşımak istenebilir scooter'da. Koyacak yer olmayınca hemen iki ayak arasına yük konmak istediğinde X-City 250 gerçekten iyi bir seçenek. Listemizdeki diğer motorlardan bir tanesi de Kimco Agility 200i. Tayvan üretici motor olmasına rağmen Kimco'nun bunun haricinde 5 farklı ülkede de üretim tesisi bulunuyor. Evet. Bu motor hakkında söylemek istediğin başka bir şeyler var mı? Söylemek istediğim aslında tasarım olarak diğer scooter'lara göre biraz daha zayıf kalsa da fiyatından dolayı tercih edilen bir scooter. Listemize giren tek Avrupa markası ise Vespa. İtalyan üreticinin herhangi bir modeli diyebiliriz aslında bunu. Aslında 300 cc ve üzeri olan modelleri de var. Fakat 125 ve 250 cc'ye kadar olan modelleri tercih edilebilir. Çok şehirli, çok şık. Tasarımları kesinlikle harika. Ve bir İtalyan Vespa'ya sahip olmak istiyorsanız bu scooter'la motora başlayabilirsiniz. Listemizin son sırasında ise Yamaha'nın NMAX 155 modeli var. Yamaha'nın NMAX 155 modeli geçen yıla kadar 125 cc olarak geliyordu. BlueCore teknolojisini 155 cc'de de tekrarlıyor. 155 cc'deki bu BlueCore teknolojisi daha az yakıt ve daha az salınıma neden oluyor. Yakıt ekonomisine katkı sağlamış oluyor. Evet. NMAX 155'in renkleri ve teknolojisi diğer scooter'lara nazaran daha yukarıda. Çünkü Euro 4 normlarını karşılıyor. Yamaha'nın bu modeli genel olarak hem motosiklete yeni başlamak isteyen, scooter kullanmak isteyen kişilere hitap ediyor. Hem de ikinci motor kullanmak isteyen kişilere de hitap eden bir motor olarak karşımıza çıkıyor.
Diğer videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizi desteklemek için yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Videoları beğenmeyi, izlemeyi, yorum yapmayı, ananı babanı abone etmeyi, kardeşlerine, akrabalarına bizi duyurmayı, okulda öğretmene bizden bahsetmeyi unutma. Abone ol, yandaki zile bas. Bas. O zile basmazsan haberin olmaz yemin ediyorum. Ondan sonra beta sürümü niye video atmıyorum? Basmadın ki zile, abi adam. Bas o zile yahu. Video atıyorsa sana gelmiyor.